Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Çalışıyorum ama istediğim sonuçları elde edemiyorum diyen arkadaşlar, bu video sizler için. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle söylemek istediğim şey, lise büyüktür ortaokul. Aslında bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Biraz daha büyüyoruz, arkadaşlık ilişkileri biraz daha değişiyor. Dersler bile biraz daha kapsamlı hale geliyor. İşte o biraz daha kapsamlı hale gelecek kısmı aslında sizlere ortaokul yıllarında söylendi. Ancak bu kadar kapsamlı mıydı dediğinizi duyar gibiyim. İşte derslerin bu kadar kapsamlı olma durumu, biraz daha detaya inme durumları, lisenin ortaokula göre biraz daha zor olması bazı bocalamaları bizlere yaşatabilir ve ben birçok öğrencinin aslında bu durumu yaşadığını biliyorum, görüyorum, duyuyorum ve okuyorum. Evet sevgili arkadaşlar, madem öyle durum böyleyse bilmemiz gerekir ki ortaokuldan kalan bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet, o yıllarda çalışmaları bir miktar yaptığımız kadar istediğimiz başarıyı belki elde edebiliyorduk, ancak artık zaman böyle bir zaman değil. Dolayısıyla yapmamız gereken şey verdiğimiz emeğin biraz daha üzerine çıkmayı bilebilmek. Zaten yaşımızda ilerledikçe sorumluluk alanımız genişliyor ve bizler büyüdükçe, geliştikçe aslında o geriden gelen bazı şeyleri de değiştirmeliyiz. İşte arkadaşlar, ilk olarak bu anlayışla yola çıktığımız zaman lisenin o ortaokula göre olan zorluğunu biraz daha kavramış, biraz daha benimsemiş oluruz. Şimdi burada özellikle lise yılları çok zordur, yapamazsınız gibi bir algı da oluşturmak istemiyorum. Aman abi, öyle algılanmasın. Aslında o gidişatın ortaokuldaki gibi olmadığı, daha detaylı, daha kapsamlı olduğu ve sizler buraya alışmalı, buraya adapte olmalı ve burayı benimsemelisiniz ki sizin için bu ve bundan sonraki yıllar biraz daha kolay hale gelsin. Çünkü bizim üniversite sınavlarına hazırladığımız birçok öğrenci burayı istikrarlı ve verimli bir şekilde devam ettirdiği takdirde çok güzel başarıları zaten elde ediyorlar. Şimdi yeni bir yere geldiniz, yeni bir ortam, yeni arkadaşlıklar, yeni bir sınav sistemi, hocalarınız o dersle alakalı sizlere bilgileri verdi, sizler de çok iyi dinlediniz, notlarınızı aldınız, derslerinizi çalıştınız ama sınavlara yansıtamamış olabilirsiniz. İşte burada da ortaya çıkan şeylerden bir tanesi aslında oradaki tekniği, tarzı tam olarak öğrenemeyişinizden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi orada da artık öğretmenlerinizin tarzlarını, sınavların içeriğini, bunları da yavaş yavaş öğreneceksiniz ve bu sisteme kendinizi kanalize ettiğiniz müddetçe artık burada da taşlar tam anlamıyla yerine oturacaktır. Bu yüzden şu anda işlerin yoluna gitme işi bundan sonra gitmeyeceği anlamına gelmez. Yapmanız gereken şey içinde bulunduğunuz anın bir sonraki anla farklı olmasını sağlayın. Yani tabii ki bu biraz daha iyiye giden bir fark olmalı. Eğer zaten bu böyle olursa çalışmalarınız da anlamlı olacaktır. Evet, bir sonraki maddemiz istikrar ve sabırla alakalı. Önümüzde bir yolculuk var YKS için ve sizler bu yolculuk süresi içerisinde başarılı olmak istiyorsanız, bunu da çok da yorulmadan yapmak istiyorsanız, evet bu mümkün, istikrarlı olmanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, istikrar dediğimiz şey aslında tamamen 40x2, 40x3 kuralını uygulamaktan bile geçebilir. Eve geldiğiniz zaman 40 dakikalık birkaç oturumluk çalışma yaptığınız zaman ve bunu düzenli olarak yaptığınız zaman 11. sınıfta, 12. sınıfta gecenizi gündüzünüze katarak çalışmak durumunda kalmazsınız. O yüzden bunu da şöyle kulağımıza küpe edelim ve şimdiden aslında bunu yapmaya çalışırsak, özellikle 9. ve 10. sınıf biliyorsunuz YKS'nin ilk oturumu, yani TYT için oldukça önemli. Bu yüzden bunun altyapısını da şimdiden yapmakta fayda var. Evet, gelelim son maddemize. Peki hocam, evet ben bunları anladım ama ne yapmam gerekir diyen arkadaşlar güzel bir tavsiyemiz var. Bu 40 dakikalık oturumları 2 veya 3 tane nasıl istiyorsanız artık o şekilde organize edebilirsiniz. Bunu yaparken sizlerden ricam, önce okulda öğrendiğiniz derslerin tekrarını, sonrasında da bununla ilgili soru çözümlerinizi yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz soru çözümlerindeki yanlışlarınız ve boşlarınızı da 48 saat içerisinde öğrenirseniz herhangi bir problemde olmadığını göreceksiniz. Eğer bu çalışmaları istikrarlı bir şekilde yerine getirirseniz sizin için lise oldukça keyifli bir hale gelecektir. Benden söylemesi. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin planları neler bu konuda, onları da yorumlara yazarsanız okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.